belli bir konuğum var. Ama öncelikle bu hafta içerisindeki spor olaylarından biraz bahsedelim. Evet, öncelikle biliyorsunuz basketbol büyük erkeklerde playoff haftasına girdik. Playoff haftasında e, şu anda takımımız 3-1 galip durumda kooperatife karşı. Ve e, son maç diyelim, inşallah son maç olur. E, salı akşamına ertelendi. Salı akşamı e, 7'de Son maçımızı e, oynayacağız diyelim. İnşallah kazanırız. Orada da şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Evet. Bunun yanında yine yanındaki değerli konuğa döneyim. Ve hoş geldiniz diyelim Erhun Hocama. Hoş bulduk. Evet. Erhun Hocam e, biliyorsunuz güreşin doğayeni kendine minderlerde imparator lakaplı. Orada minder konuşulduğu zaman sadece Erhun Hocamızın sözü geçer. Ee, bugün baktığınız zaman ilkokuldaki çocuklardan, üniversitede hatta dışarıda iş yapan e, güreşçilerimize kadar hepsinin antrenörünü yapmış, e, danışmanlığını yapmış, hatta antrenörlerimize antrenörlük yapmış bir hocamız. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyilik. Öncelikle güreşi konuşalım. <laughs> Şimdi e, sizin başarılarınızdan mı bahsedelim yoksa ee, bu yıl için mi konuşalım onu düşünüyorum evet. ama öncelikle bir yıllar ne çabuk geçmiş ki e, evet. sizin bu yıllara birçok şampiyonluk sığdırdınız onlardan bir bahsedelim. Şimdi hocam biz bu yıl e, 2013 yılından Aralık ayından itibaren yine bir büyük güreş takımı kurduk e, transfer yaptığımız sporcular oldu. Onlarla birlikte 2013 Aralık ayından itibaren müsabakalara katılmaya başladık büyükler Güreş Takımı olarak ee, büyükler Güreş Takımı Aralık ayındaki müsabakalarda Cumhurbaşkanlığı Kupası diye yani Federasyon şildi ama işte ligin birinci en takımı büyük ve ikinci takımıyla evet en büyük kupasını kazandık ee, en yakın rakibimize de Doğa Kızıldercesi'ne de çok e, üstün olduk çok üstün bir e, takım Seri çizdik. evet Ve o kupayı kazandık. Sonra lige başladık. Şubat ayında ligler başladı. Liglerde yine takım çok iyi olduğu için açık ara bu yılı 5 e, maçı geride bıraktık. Ve açık ara lideriz 60 puanlık bir farka yaklaştık. Son bir maç kaldı. Son bir müsabaka kaldı. 28 Haziran'da yani artık açık aranda olduğumuz için yani takım şu anda matematiksel olarak şampiyon. Büyükler güreş takımımız. Ee, yıldızlar takımımız biliyorsunuz e, şampiyon olmayı gelenek haline getirmiş. Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs'ın en güçlü takımla en güçlü takımıyız. Ee, kuruldu 15 yıldır kurulalı. Yıldız takımımızı 15 yıl önce kurduk e, 15 yılda 14 şampiyonluk kazandık. E, Kıbrıs'ta başarı yakalayan, uluslararası başarı yakalayan, Türkiye'de başarılı yakalan tüm sporcular bizim kulübümüzden çıkmışlardır. gençler takımımız da yine aynı şekilde o da şampiyonluğu gelenek haline getirmiş. 12-13 şampiyonlukta o, o lig şampiyonluğu yakalamış. Kazanmış bir takım, takımdır. E, bu yıl Büyükler Lig Şampiyonluğunu matematiksel olarak kazanmış durumdayız. Ama son maçı Tabii onu çıkıp güreşeceğiz. Ondan Tabii sonra ona da bir ilerleyeceğiz. Çıkılması gerekir. E, yıldızlar da lig lideriyiz. Yıldızlar da. Gençler müsabakaları Eylül ayında başlar. Gençleri de çok iddialıyız bu sene. Bu sene hiç kupa kaybetmek istemiyoruz.